Merhaba Patiserap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarifi çok sorulan ve yapımı çok merak edilen San Sebastian Cheesecake'ini yapacağız. Püf noktalarını videonun sonunda vereceğim. O yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi malzeme listemizi not ediyoruz ve yapımına geçiyoruz. Hadi buyurun. Peynirleri ve şekeri bir kaba alıp mikser yardımıyla 3 dakika şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Yumurtaları tek tek ekliyoruz ve bir el çırpıcısıyla ya da bir spatula yardımıyla sadece karıştırıyoruz. Bu esnada mikseri kullanmıyoruz. Unu kremanın içerisine katıp karıştırıyoruz ve ardından peynir karışımını ekliyoruz. Limon suyumuzu ve vanilya şekerimizi de ekliyoruz. Malzememiz çok sıvı olduğu için yağlı kağıdı uygulamada gördüğünüz gibi kelepçeli kalıbın içerisine yerleştiriyoruz ki sızıntı olmasın. İçerisinde herhangi bir hava baloncuğu kalmaması için masaya bir iki kere kalıbımızı vuruyoruz. Fırınımızı önceden 230 dereceye getiriyoruz ve içerisine su dolu bir kap bırakıyoruz. Cheesecake'imizi pişerken fırının orta tarafına yerleştiriyoruz. İlk 15 dakika 230 derecede, sonraki 15 dakikada ise 200 derecede toplamda 30 dakika pişiriyoruz. Sürenin sonunda üzeri iyicene kızaran cheesecake'imizi hemen fırından çıkartıyoruz ve 4 saat oda sıcaklığında dinlenmeye alıyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi San Sebastian Cheesecake'imiz pişti, dinlendi. Güzelce içi akışkan, gayet güzel. Üzeri de karamelize oldu, yanık oldu diyelim, yandı diyelim. Şimdi gelelim püf noktalarımıza. İlk püf noktamız fırınımız fanlı fırın olacak. Yani fanlı ayarda pişireceğiz. İkinci püf noktamız ise fırının içerisine su dolu bir kap koyuyoruz ki buharlaşsın güzelce. Normal cheesecake'lerinde pişme aşamasında olduğu gibi. Sonrasında fırınımızı ilk 10 dakika her zamanki gibi açmıyoruz. İlk 15 dakika 230 derecede pişiriyoruz. Sonraki 15 dakika ise 200 dereceye geri çekiyoruz. Ve pişirme işlemini 200 dereceyle bitiriyoruz. 30 dakikanın sonunda hemen fırından çıkartıyoruz. Oda sıcaklığına getiriyoruz. Yağlı kağıdını güzelce sıyırıp alıp bir tabağın üzerine koyup buzdolabına kaldırıyoruz. Yağlı kağıdını hemen çıkarmamızın sebebi, buzdolabında eğer yağlı kağıtla birlikte soğutmaya alırsanız yağlı kağıdın içerisinde nemlenecektir, sulanacaktır. Bunu engellemek için hemen söküyoruz üzerinden. Sonrasında ise verdiğim bu malzeme listesi 22 santimlik bir kelepçeli kalıp içinde. Eğer ki kalıbım daha büyük derseniz malzemeleri biraz arttırmanız gerekecek.
Umarım tarif etmiş noktalarım hoşunuza gitmiştir. Ben deneme yanılma yöntemleriyle bunlara ulaştım. Umarım sizin de işinize yarar diye düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.